Mimar Sinan heykeli yanında bulunan Edirne yazısının bazı harfleri vatandaşlar tarafından kırılarak zarara uğratıldı. Yıllar içinde birçok kez harfleri kırılarak zarar verilen Edirne yazısı, Kurban Bayramı tatilinde de iki kez tarihsizlik yaşadı. Bu harfimizde tahribata uğramış. O da yerinden salınıyor. Ekiplerimiz birazdan gelip bunların tamirini yapacaklar. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde Edirne yazısında ciddi zarar meydana gelirken özellikle R harfinde büyük kırıklar oluştu. Edirne Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Gökhan Göç, Edirne yazısı önünde fotoğraf çektirenlerin daha dikkatli olması gerektiğini, 9 günlük tatil sürecinde yazının iki kez zarara uğradığını söyledi. Bayram tatili süresince boyunca Mimar Sinan heykelinin yanında bulunan Edirne yazımızın belli harflerinde iki kere zarara uğramıştır. Bunlar özellikle R harfinde bulunmaktadır. Ders dairemizin bir ucunda ve en baştaki G harfimizin belediye logomuzun olduğu sürece üst Selimiye Camii'nin başlarında bulunmaktadır. Biz vatandaşlarımızdan bu hizmetlerde bu şekilde davranılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Şehir dışından gelen vatandaşlarımız, yerli turistlerden biz bunları düşünüyoruz. Bazen biz de şahit oluruz, uyarıyoruz kendilerini. Çocukların harflerinin üstünde tutulmuş şekilde fotoğraf çekiyorlar. Veya kendileri bu harflere dayanıyorlar. Bunlar esnek malzemeden yapıldığı için böyle sıkıntılı süreçler oluyor. Bu hizmetlerin karşılığının bu olmadığını düşünüyoruz. Daha dikkatli olurlarsa sonuçta bu hizmetler onların vergileriyle yapılıyor. Bizler de bu konuda yardımcı olmaları düşünüyoruz. Özellikle uzun süre tatil günlerinde ve yerli turistlerin çok olduğu zaman bunlara sık sık rastlıyoruz. Bekliyorum. Hadi yavaş.